Endişelerin yersiz Osman Efendi, yanlış düşünüyorsun. Ne şekilde düşüneyim? Korktuklarım başıma geldi. Aslında saçma bir oyundu bu. Arzunun oyunla hakikati karıştıracağını tahmin edemediğimiz mantıksız bir oyun. Bir baba için itirafı zor ama kızın kim olduğunu unutup ona verdiğimiz rolün tesiriyle size aşık oldum. İşin kötüsü, sizin de kendisini sevdiğinizi sanıyorum. Acaba siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bazı şeyler anlatmak çok güç Osman Efendi. Buyurun. Ben Arzu. Sizle konuşmak istiyorum. Hemen buluşmamız lazım. Boğaz'da, Bebek Parkı'nda. Hemen geliyorum. Ayhan Bey. Çok mühim bir işim çıktı Osman Efendi. Acele gitmem lazım. Telefon edip çağırman iyi oldu. Açık havaya ihtiyacım vardı benim de. Sıkılıyordum. Konuşacaklarımızın sizi pek eğlendireceğini sanmıyorum. Buraya gönlümüzü eğlendirmeye değil, şuursuzca oynadığınız bir aşk oyununun hesabını sormaya geldim. Hiçbir şey anlamıyorum konuştuklarından. Bakın başından anlatayım. Bu işe kardeşinizi kötü yoldan kurtarmak için girdim. Babam fikrinizi kabul etmekle ailenize olan manevi borcunu ödeyecekti aklısı. Zavallı ihtiyar. Bu arada kızını harcayacağını nereden bilebilirim? Seni isyan ettiren bu olaylarda gizli kapaklı bir şey yok ki Arzu. Bunları hep beraber hazırlayıp birlikte yaşadık. Yaşamak değil, oynadık deyin şunu. Daha doğrusu iyi oynadınız. Pavyonlarda kulaklarıma fısıldadığınız tatlı cümleler, Faik babanın meyhanesindeki içli şarkılar, hatta beni öpmeye arzulayan dudaklarınız. Hepsi yalandı biliyorum. Siz bu sevgi numarasını kardeşinizi kıskandırmak için kullandınız. Benden sadece alay ettiniz Ayhan. Arzu. Hem sevseniz de ne fark eder? Sizin için sadece sahte bir hanımefendi. Siz öyle istemiş, siz beni öyle yapmıştınız. Ama şu an sizlerin riyakâr çevrelerinize sırtımı çevirip eski şoför kızı hüviyetine büründüğüm için gurur duyuyorum. Seni zehirlemişler Arzu, kandırmışlar seni. Sadece doğru yolu gösterdiler bana. Ekrem Bey'e teşekkür etmem lazım bunun için. Ekrem mi? Evet. Zaten bu oyuna onu sevdiğim için girmiştim. Ekrem biraz deli dolu, hatta çapkın. Ama daha erkek tarafları var. Olabilir. Ekrem'i yakından tanıma imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim size. Ayrıca beni yetiştirmek için yapmış olduğunuz masrafları da çalışarak öderim. Borcumu unutmuş değil. Borcunu ödemesi gereken biri varsa o da benim küçük. Kaç saattir seni bekliyorum içeride. Paraya ihtiyacım var. Hala bizim hesap için muhasebeye emir vermemişsin. Senden görülecek başka hesabım var. Arzu'ya söylediğin yalanların hesabı. Söyle ne istedin kızdan? Çapkın değilsindir ama bir kızdan ne isteneceğini bilecek kadar beynin vardır sanırım. Fazla ileri gidiyorsun, sözlerine dikkat et Ekrem. Bu gibi kenarın dilberleri av olarak senin gibi acemi çaylakları seçerler. Kızın girdiği aşk oyununun nikah dairesinde bitmemesi için ona senin evlilikten nefret ettiğini söyledi. Kısacası bir taşla iki kuş vurmak meselesi. Hem seni bir bataktan kurtarmak hem de kızın tadına bakıp eğlenmek istedim. Kes! Yalan mı acemi çaylak? O senin bildiğin kadınlardan değil, anlıyor musun? Böylelerini çok gördük. Defol buradan, defol! Dua et ki kardeşimsin. Onun için bu şekilde konuşan kim olursa olsun gebertirdim yoksa. Arzu senin için herhangi bir kız olabilir. Ama benim için öyle değil. Hayatıma giren ilk ve son sevgili. Seviyor musun onu? Hı hı. Senin için hazırladığım oyuna kendim düştüm. Bu kadar sevdiğini bilseydim...
Affet beni. Yaptıklarınız yetmedi. Hala ne istiyorsun? Beni affetmenizi. Sizi abim kadar anlayacak, onun kadar sevecek başka bir erkek düşünemiyorum. Bu kadar çabuk fikir değiştirmenize sebep mi? Aşk dolu bir yumruk. Ona koşmanızı, hatalarımızı affetmenizi rica ediyorum sizden. Onu nerede bulabilirim acaba? Canı sıkıldığı zaman uğrayıp küfürlük olduğu bir meyhane vardı. Muhakkak oraya gitmiştir. Biraz toparlan be Ayhan Efendi oğlum. Sen ki hepimizin en aklı başındası, en efendisiydin. Efendimizdin. Estağfurullah Faik baba. Nen var be aslanım. Senin üzüntün hepimizin üzüntüsü oldu. Hiçbir şey sormayayım bana. Başka bir istediğin var mı? Yalnız kalmak. Baba. Ha. Eski bir plak vardı hani. Benim çok sevdiğim eski bir şarkı. Bana onu çalar mısın? İşinden, paradan, maddiyattan başka hiçbir şey düşünmeyen kaba bir insan var. Herkes öyle zanneder. Aslında onun da güzel duyguları vardı. O da hisseder, o da sevmesini bilirdi. Çevresindeki riyakarlar bir takım çıkarları için onu kabalaştırmışlardı. Bu duygusuz adam gerçeğin ilk tokatını bir şoför kızından yemişti. Şirin, sevimli,
tertemiz bir şoför kızından. Sonra bu şoför kızı attığı tokadın özrünü dilemek için meyhane meyhane dolaştı. Arzu. Thank you.